Herkese selamlar olsun. Birbirinden güzel, birbirinden keyifli 8 altcoin analiziyle sizlerle olacağız. Birazcık da piyasadan bahsedeceğiz. Çok vakit geçirmeden hemen başlayalım. Öncelikle hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. İkinci olarak da videoyu beğenirseniz beğenmeyi, sizin de güvendiğiniz coinler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Açıklamalarıyla beraber tabii ki de ve beni Twitter sayfasından ve Telegram kanallarından videonun altındaki linklerden beni takip edebilirsiniz. Piyasa aslında 37 binin üzerinde büyük bir savaş vermişti. Bitcoin 37 binin üzerinde kalamamıştı. Ama sonunda kalıcılık gösterdiği gibi daha da önemli bir eşiğe geldi. 38 bin sınırına geldi. 38 bin sınırında şu an yeni bir savaş veriyor ve iyi de gidiyor. Bakınca çok net bir şey var. Bitcoin'i eskiden beri hodl eden büyük hesaplar, tutan hesaplar bu düşüşü alım olarak değerlendirdiler. Yani daha çok Bitcoin aldılar. Negatif kısımda ise daha kısa vadeciler, işte al satçı tayfa ise aldılar ve zararla satmayı da göze aldılar. Yani bir korkuyla alıp sattılar ya da çok az ufak bir karla sattılar gibi bir ortam var. Bu nasıl, iyi midir, kötü müdür? Yani aslında nötr bir ortam var ama birazcık pozitife de gittiğimizi söyleyebilirim. Onun dışında ne var? Haber olarak en önemli tabii ki de birçok haber var ama işte yorumlar var. Artık bu haberlere de piyasa öyle çok fazla reaksiyon vermiyor ki bence bu da bir pozitif. Hani piyasa böyle allak bullak değil. Ama en güzel haber Google'ın kripto para reklamlarına getirdiği kısıtı kaldırması. Bu kripto para sektörü için iyi bir haber. Ama şunu da söyleyeyim, şu konuda da uyarayım. Biz kullanıcılar için de kötü bir haber olacak. Çünkü önceden YouTube'a işte ya da Google'a kripto para, yani kripto sözcüğüyle reklam veremiyordun. O yüzden genelde karşına da reklam çıkıyordu. İşte borsalarla ilgili falan çıkıyordu. Ama şimdi kötü haber ne olacak? Bol bol kripto videoları karşınıza çıkacak. Her yerde büyük ihtimal 3 Ağustos muydu? 3 Ağustos'tan sonra kalkıyordu yasak. Bol bol, aşırı bol miktarda kripto para reklamı göreceğiz gibi duruyor. Bu da biz zaten bu sektörün içinde olanları birazcık bezdirebilir. Uyarısını yapayım ve birazcık da Bitcoin'e teknik olarak geleyim. Eğer Bitcoin bu 38 sınırını geçemeseydi, şu trendin altında kalsaydı gerçekten ben çok endişelenirdim. Ama buraya geçince bir tane short pozisyonum vardı. Onu bozdum ve şu an bu pozisyonu bekliyorum. Burada eğer şu 38 bin o tam 38 bin sınırın üstünde bir 4 saat 8 saat kalıcılık gösterirsek belki de inceden daha fazla pozisyonlarımı arttırabilirim. Burada çok da önemli bir eşiğimiz var. 40.800 civarı da bizim için önemli bir eşik olacak. Orayı da açıkçası geçmemizi beklerim. Çünkü bu işte dediğim gibi kurumsalların daha çok alım yaptığı ve daha önceden de işte bize çok destek oluşturan bir kısım. Bakın burada bir iki kere oluşturmuş, şurada bir kere oluşturmuş, şurada bir kere olmuş. Buranın geçmesi bizim için çok önemli olur. Tabii ki de bu piyasada böyle tekrardan 60 binler, 70 binler gibi rakamlar görmek istiyorsak nasıl biz mesela Elon Musk girdikten sonra şu evrelerde korkusuzca giriş yapıyorduk. Bu tekrar korkusuzca giriş yapma evresi için, yani işte korku endeksinin azalması için benim için açıkçası net sınır 48 bindir. 48 binin doldurulması benim için çok önemlidir. Burada her zaman işaretlediğim kısım. Bu 48 bin doldurulmadığı müddetçe buradaki kadar cesur olmakta zorlanacağımı söylemem lazım. Özetle yine temkinli olmakta fayda var. 38 bin sınırının aşılmasını beklememiz lazım. Nasıl 37 binde aşıldı deyip acele edenler şurada çok fazla heyecan yaptılar. Bu heyecana gerek yok. Hala temkinli olmaya devam edebiliriz. Ethereum'a bakarsak Ethereum'da güzel haber şu, kurumsallar Bitcoin'dense daha çok Ethereum'a yöneliyor gibi duruyorlar. Tabii ki de bunun nedenlerini zaten biliyorsunuz. Ethereum'un işte güncellemeleri işte bekleniyor ve şu an için faydalı olmuş görünüyor. Bu gerçekten çok pozitif. Burada çok önemli eşik 2884 kısmı var. Buraya bir değdi ama buradan geri döndü. Burayı tekrar denemesi de vakit alabilir tabii piyasanın durumuna bağlı. Burada da altta 2666 dolar sınırı çok önemli. 2666 dolardan alınan 15 dakikalık yeşil mumlar bence alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ama hepsini toplu olarak söylüyorum. Yani 2666 dolardan tekrardan 2700 dolarlara doğru çıkarsa o zaman bir alım denenebilir. Ama işte 2955, hatta buna psikolojik sınır olarak 3000 de diyebiliriz.
Yani 2950 ile 3000 dolar arasında da gerçekten bir bakmak lazım. Buradan tepki gelebilir. Kısa vadeci için, kısa vadeci yatırımcı için ise oraları satış fırsatı olarak değerlendirebilirim. Ama ben her daim elimde hiçbir zaman bozdurmadığım hem Bitcoin hem Ethereum bulunduruyorum. Bunu da söyleyeyim. Solanium Gate.io'da listelenmişti arkadaşlar. Çok başarılı bir ön satış ve bayağı da karlı bir airdrop geçirmişti. Airdrop ile ilgili de videosunu da yapmıştım. Tanıtım videosunu da yapmıştım. Onları Ayhan Solanium yazarsanız görebilirsiniz. Nedir bu coin gibisinden. Şöyle airdrop'u da bu arada yani herkes 3-5 aldılar. 3-5 alanlar da yani şu an bakınca işte 2,5-3 dolar var. Yani sadece 2-3 dakikalık efora göre iyi para yani bu airdrop'lar gerçekten düzenli şekilde katılınca hiç değilse bütçesi sermayesi olmayan arkadaşlar için ben iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi klasik ön satıştan sonra Gate.io'ya bomba gibi girdi. Bir işte neredeyse 1 dolarları çok anlık gördü ama buraları gördü bile sayılmaz onu söyleyeyim. Çok hızlı bir düşüş yaşadı buralardan. Pardon. Çok hızlı düşüş yaşadı ancak bu kadar yükselmiş. Ya yani bunun ön satış işte Gate.io'da ne kadar oldu bilmiyorum ama 20 cent falan da bu %100 %150 yükselmiş bir coin'in şu yataya bağlama evresi gerçekten bana etkileyici geldi. Yani ben uzun süredir böyle bir şey görmüyordum. Neredeyse anında bir fiyata düştü ve stabile bağladı. Bu Solanium için çok önemli. Yani Solanium'un hodlcısı, ben bunu tutarımcısı çok olduğunu ben algılıyorum. Tabii burada kilitli tokenların işte airdrop'tan gelen tokenların satılma belli süre sonra satılma riski olacak. Ama ona rağmen ben Solanium'un şu yatay hareketini çok beğendim. O yüzden açıkçası biraz elimdeki Solanium miktarını arttıracağım. Ön satış bana çıkmamıştı. Çıkanlar zaten çok karlı girmeleri gerektiğini söylemiştim. Gate.io'da da alamadım. Solanium'un ben bu fiyatlardan işte bu Bollinger'ın altına değmesi beklenebilir daha cimri yatırımcılar için. Ben de daha doğrusu cimri yatırımcıyım. Yani buradan bir 50 centlere 52 centlere denerim. Onu söyleyeyim. Ama buralardan alınıp diğer borsa listelenmeleri beklenirse açıkçası Solanium'un ben bu fiyatlardan alınabileceğini düşünüyorum. Olası bir piyasanın yükselmesinde kripto paraların böyle eski haline dönmesiyle Mayıs ayı öncesine dönmesiyle de Solanium'un 2-3 dolarları görebileceğini düşünüyorum. O yüzden yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Ben 52-53 centlerden birazcık Solanium biriktirmeye başlayacağım. SafeMart çok karşıma çıkıyordu. Yani bunun ben çok önceden de videosunu yapmıştım. İnsanların da böyle yani işte marketingle yükselen coinler SafeMoon'la aynı zamana denk gelmişti. Böyle hemen hemen ya şöyle diyeyim SafeMart'ın şu an yaptıklarının %80'ini yapacak coin'i siz de böyle 3000-5000 dolar vererek yapabilirsiniz. Ama işte burada marketing kısmını da çok küçümsememek lazım. Hani bu olay zaten bu kripto para camiası marketingle yürüyor. Burada neden bu SafeMart'ı incelemek istedim? Burada birçok mağdur bıraktı ve bu insanlar hodl etmeye devam ediyorlar. İşte dediğim gibi bazen gereksiz sabır en büyük batışların nedeni oluyor. Ama benim de dikkatimi çekti. SafeMart'ta ara ara gerçekten güzel karlar bırakıyor. Yani ekran başında olup da stop loss'u kullanabilen insanlar bu SafeMart'ı değerlendirebilir. Özellikle de Bollinger'ın alt bantına geldiğinde işte şuralara mesela 100.000-163 kısımlara geldiğinde stop loss kullanabilen arkadaşların bunu alıp piyasa güzel gittiğinde kar bırakabileceğini, kar getirebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bakarsak şu an belki de eğer yani şey market cap hacmine göre söylüyorum. Belki de birkaç borsa listelenme haberi daha da gelebilir. Benzer durumda olan FAK token'da. FAK token da çok karşıma çıkıyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam dün en çok aranan Twitter'da en çok mentionlanan 5 DeFi projesinden biriydi FAK token. Proje olarak nasıl hocam çok iyi mi falan yok. Beni etkileyen bir şey yok. Bana çok standart geldi. Fanları vardır falan. Eyvallah. FAK token ne oldu? Bir ara şöyle bakın. Gate.io'da girdiğinizde şöyle bir boşluk göreceksiniz. Bu boşluk neden? Bu adamların iş yaptığı bir firma mı? İşte eski çalışanı mı? Ne? Çin devlet başkanı hakkında kötü konuşuyor. Bunları bir delist ediyorlar. Ondan sonra çok büyük bir düşüş yaşıyor tabii ki de. Ama bu düşüşü de çok iyi toparladığını ve o düşüşten şu an aynı fiyata geldiğini görüyorum. Aslında SafeMart için söyleyeceklerim bu coin için de geçerli. Çok testere bir coin bunlar. Ama bunları işte stop kullanabilen, al sat kullanabilen için öneriyorum. Mesela şu kısımlar belki de
İşte ben ekran başında olsam şu an 11'den alıp bunu 12'den satmaya çalışabilirim. Yani 12'den mi satmaya çalışırım? Bir dakika. Evet, 12'den falan satmaya çalışırım. Oradan da %5, %6'mı alıp kaçabilirim. Ben açıkçası bunları ara ara deniyorum arkadaşlar. Ama nasıl mesela buradan düştüğü gibi satıyorum %1-2 zararla. Umurumda olmaz. Ya da şuradan almaya çalışırım. Buraya hiç gelmezse hiç bulaşmam. He, buradan gelirse de yine stoplu şekilde alıp satmaya çalışabilirim. Çünkü bakın şu mumlar bile nasıl karlar getiriyor yani. Bakın 109'dan 13.20'ye çıkmış. 23 desen neredeyse %20 kar bırakmış. Böyle coinler yani gerçekten testerisi yüksek. Hocam ben stop kullanamıyorum. Ne yapayım? Girme. Bu coin'e girme. Öyle coin'lere girme. Bugün Zil Paribu'da listelenmişti. Paribu'da listelenme haberinden sonra da birçok borsada olmasına rağmen, hemen bütün borsalarda olmasına rağmen güzel tepki verdi. Çünkü Paribu hacmi küçümsenmeyecek bir borsa arkadaşlar. Hani Paribu'nun hacmi hatta size şöyle diyeyim. 3 ay önce falan Gateway ile aynıydı. Bu arada Solanium'u da Binance'te falan bulamayanlar Gateway'u da bulabilirler. Onun referans linkini videonun altında bırakıyorum. Şimdi Zil ne yaptı? Bir yükseldi. Paribu'daki listelenme haberinin de avantajıyla böyle desteklerini, iki önemli desteğini açtı. Ama şimdi bu desteği, ikinci açtığı desteği, yani 0.144 desteğini şu an direncini destek olarak kullanabilmeye çalışıyor. Kullanamazsa bir aşağı geri çekilme olacaktır. Ama benim zile alma nedenim şu, Paribu'da listelendikten sonra alanlar olmuş. İşte o riski zaten bunlar eski değil. Büyük ihtimalle yeni yatırımcıların yaptığı şey. Eski yatırımcılar artık listelenme sonrası bir alım yapılmaması gerektiğine gayet hakimler, yapıyorlarsa da hemen anında satmaları gerektiğini biliyorlar. Ama ben şunu söyleyebilirim. Şurada satın alanlar, bakın şurada satın alanların yani piyasa olumlu giderse, piyasada bir sıkıntı olmazsa, ki şu an bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama bir tweetle çöken güvensiz bir piyasa. Ama şurada alanların ben açıkçası şu şekilde bir hareket bekleyebilirim. Yani Zil mağdur etmeyebilir. Çünkü Zil arkası dolu bir coin. Şu trend çizgisini 4 saatlikte şu trend çizgisini çekip şunu takip edebilirsiniz. Hocam benim trend çizgisine kalbim dayanmaz derseniz de 0.13.13.30 civarı takip edilebilir. Buradan bir yeşil mum verirse de bu alım fırsatıdır. Orada takip etmemiz gereken şey, burada geçtiği direnci tekrardan geçecek mi? 0.144 civarlarını tekrardan geçecek mi? Arkadaşlar City Token'ı ben Twitter'da aktifim, takip edebilirsiniz. Ben 55'ten itibaren, şuralardan itibaren böyle bir almaya başladım kademeli. Son emrimde 50'ydi. 51.5 ortalamayla aldım. Tabii ki de herkes gibi Binance listelenmesi hedefiyle aldım. Neden Binance listelenmesi bekliyoruz? Çünkü bu ölçekteki takımlar Binance'de istisnasız listelendi. Ne zaman listelenir? Ya burada tam yürütmek çok zor ama şunu biliyoruz. Binance bu tarz hacim yaratacak güzel haberleri öyle arda arda vermiyor. Mesela şu an ne var? Ata Launch Pool'u var. Ata Launch Pool'un olması ve Ata Launch Pool'da 7'sine kadar güzel gidecek. Bu ne demek oluyor? Bu 7'sine kadar, hatta 8'ine 9'una kadar bir listelenmesi ben beklemiyorum. Yanılabilirim ama beklemiyorum. Sonrasında gelebilir mi? Sonrasında gelebilir ama ben açıkçası bir launch pool daha bekliyorum. Binance'den açıkçası tahmin et derseniz City'nin ben bir ara listeleneceğini düşünüyorum. %100 müdür? %100 değildir ama %95'tir. Yani bir ara listelenecektir. Ben bu listelenme tarihinin 10'uyla, ayın 10'uyla 24'ü arasında, hatta 20'si arasında, 10'u ile 20'si arasında gelme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 24'ünde de NFT market açılacak. Hani bu araya City listelenmesi sıkıştırılabilir belki gibi bir öngörüde bulunuyorum. Grafiksel olarak hiçbir şey söylemeye gerek yok. Zaten bizzat Chiliz'in CEO'su da dedi ki grafik olarak taraftar tokenlarını al sat için kullanmayın, alın saklayın, hodl edin, işte avantajlarından faydalanın diyor. O yüzden de burada işte yok destektir, dirençtir falan işlemiyor zaten. Hani hiç gerek yok onlara bakmaya. Şimdi dostlar Solana'ya geliyorum. Solana biliyorsunuz göz bebeği, yine farkını yarattı. Hani bakınca kaç ay önce 40 dolardı, şimdi de 40 dolar. Hani çok bir mağdur ettiğini sanmıyorum. Kimseyi mağdur ettiğini sanmıyorum. Ya yani 50'den dolarlardan alanlar vardır. Onlar da azınlık bir kısımdır. 50 dolardan alanlar da piyasa giderse yine mağduriyetleri giderecektir. Solana neden çok bilinmiyor? İşte bir DOT, AVAX kadar neden bilinmiyor?
PancakeSwap kadar. Çünkü bir fenomenler hacimli olduğu için çok bulaşmadı Solana'ya. Yani genelde fenomenler falan hacimsiz kağıtlardan yürüyorlar. Onun dışında Türk borsalarında Solana nedense çok yok. Mesela bakınca BTC Türk'te yok. iCrypex'te yok. Paribu'da yok. Türk borsalarında Solana nedense yok. O yüzden de çok bilinmiyor. Bunu da söyleyeyim. Türk borsalarında listelenirse bu yine güzel bir hacim yaratacaktır. Tabii Solana'nın hacmi çok yüksek. Bu gidip %5-10 yapmayacaktır ama %1-2 bir, burada bir avantaj sağlayacaktır. Solana için biz çok kritik evrelerdeyiz. İşte 40 dolar burada tabii ki de bir psikolojik direnç olarak karşımıza çıkıyor. 40 doların geçilmesi bizim için çok avantaj olur ama öncesinde şu 36.6'da bir kalıcılık gösterebilecek miyiz? Bu günlük grafiktir arkadaşlar. Yani beklediğim şey şu. Bu haftayı yani önümüzdeki 3-4 günü 37 dolar üzerinin de tamamlarsak ekstra olarak da 40 doların üstüne çıkarsak Solana sonraki hedeflerini 43-45 dolarlara çıkaracaktır. Ben yine Solana'yı çok net bir şekilde piyasanın önünde gider bu coin. Hani piyasa çökersen olur çöker. Ama piyasanın çok rahat önünde gideceğini düşünüyorum. O yüzden de her cüzdanda Solana'nın olması gerektiğini kendi önerimdir söylüyorum. Özellikle de Haziran ayı içinde de NFT market açılana kadar da her cüzdanda BNB'de olmalı, Ethereum'da olmalı diye de ekliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa Twitter'dan yazabilirsiniz, yorum olarak atabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.